İlk anda teli taktığınızda vermiş olduğu ohm değeri her zaman düşük olacaktır. Burada tellere kısa kısa diren bölünüş işlemi yaparak bunun ohm değeri artacak. İlk anda teller ayaklardan yanar. Seramik uçucumuzla tellerin üzerine şu şekilde sürtme yöntemi yaparak bunu yok etmeniz gerekiyor. Eğer tellere drain burn işlemi yaparken bir tanesini oynatırsanız tellerin birisi fazla yanar, birisi eksik yanar. Onun için drain burn işleminde hiçbir şekilde telleri oynatmayın. Normal standart yanması gereken bu. Drain burn işlemini yaptığınızda teller ortadan kenara doğru yandı ya, bunun watt değerini bir 15-20 watt arttırıyorsunuz. 60 watt'a getirdik. 60 watt'ta çok kısa bir kere ateşleme tuşuna basıyoruz. Telin üzerinde fazla kızaran nokta var mı yok mu? Bunu kontrol edeceğiz. Yok. Bunu çok uzun süre kor gibi kızartmıyoruz. Normalde bu watt tellerini çıkarttığımızda telin etrafında herhangi bir noktada fazla kızaran bir nokta olduğunu eğer görürseniz bunu ateşleme esnasında seramik uçucu cımbızla üzerine bu şekilde sürtme yaparak yok edeceksiniz. Tamam. Şimdi pamuklama işlemini yapalım. Pamuklama işlemini çok kalın yapmıyorsunuz. Çok ince de olmayacak. İnce kaldı. En sonu çıkarttım. Ondan sonra uçlarına bu şekilde titretiyorsunuz. Bazı aktarı makasla kesiyoruz. Bunları bu şekilde yerine yerleştiriyoruz. Ateşleme tuşuna sakın basmayın. Likitleme yapmadan. Şu şekilde her yerine ıslatıyorsunuz pamukları. Telim AK serisi V4 Pro versiyonu. Şimdi her yerini pamukladık. Telin üzerine likit damlatıyoruz. Bir ateşleme tuşuna bastık. Bir kere daha basıyoruz. Bir kere daha yapıyoruz. Buradaki önemli olan noktalardan bir tanesi pamuklama yaptıktan sonra şu pamukla tel arasında boşluk kalmayacak. Yani pamuğu şöyle biraz hafiften yukarı kaldırın. Şuralarını da kaldırın şöyle. Tam temas etsin. Çünkü likit ağırlık yaptığından dolayı pamuk aşağı doğru inmesi normal. Aşağı indiğinde tel arasında boşluk kalmaması gerekiyor. Dry hit yersiniz. Ondan sonra ben tuhaf tatlar alıyorum diye şikayet ediyorsunuz. Watt değerini arttırıyoruz. 72'ye çıkarttım. Evet, biraz arka arka ateşleme yaptığınız için makine hata veriyor. Mevzu bu. Yapmanız gereken bu.